aslanlar. Merhaba sevgili aslanlar. Sevgili aslanlar, nasılsınız, iyi misiniz? Birinci Okul Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Eylül ayı Astroloji Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Buyurun Sayın Demet Hanım. Evet sevgili aslanlar, Başak ayına giriş yapıyoruz ve ayın ilk haftasında 5 Eylül'de 13 derece Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Aslanların ikinci evinde doğacak bu yeni ay. Maddi konulara dikkat çekiyor. Gelirleriyle ilgili yenilikler olabilir, yeni bir iş imkanı olabilir, yeni bir gelir kapısı olabilir veya belki bir maddi yatırım imkanı doğabilir. Burada bir detay vereyim mi? Tabii ki. Biliyorsun astrolojinin bir de İslami versiyonu vardır. Evet. Ve çok da önemlidir. İrani sistemlerde, Mısır sistemlerinde Dağ Yıldızname denilen, gerçekten astrolojinin İslami ve çok kutsal olan bilgisinde bu yeni ay Şaratay'ın pozisyonunda. Evet. Şaratay'ın pozisyonundaki El-Eser yeni ayında şöyle bir yapıyla karşılaşırız. Para gelir. Para gelir. Kaynaklar artar. Maddi kaynaklar da artışlar olur. Hı hı. İslami astrolojide bize Aslan Burcu için eğitim, çalışma ve mücadele etmiş olanlar ama yan gelip yatmış olanlar değil. Tabii ki. Onların bir kısmında maddi ve ekonomik gelirlerin çok fazlasıyla olacağını, Aslan Burcu'nun ilk yarısında olanlar için çok önemli olduğunu, 13 Ağustos'tan sonra olanlar için de biraz sağlık sorunları olacağını, duygusal hayatlarının karışacağını ve mutsuz olacaklarını gösteriyor. Ama bizi ilgilendiren şey o Şaratay'ın pozisyonunda bazı maddi ve ekonomik gelirlerin geleceği. Şimdi Şaratay'ın pozisyonu çalışıyoruz. Plüton üçgen konumunda Jüpiter sekslerini yapmış, Venüs Tipika kavuşmuş. Evet. Tipika'yı biliyorsun zaten, Arcturus'un yanında. Venüs'ün pozisyonu çok güzel. Çok şanslı. Evet. Teraziden gelmiş, Arcturus yanında, 9. evde gelmiş, yeni ayda yay burcu yükselmiş. Yabancılarla yapacağı işler, medya, radyo, televizyon, basın, çek senet, çekler, geri döner, senetler, daha ziyade emlak alım satım gibi alanlar. Alacaklarını alabilir. Alacaklarını alırlar. Bunlarla ilgili pozisyonlarda Arapsar Şaratay'ın pozisyonu 13 derece Başak 04'te tipika destekli kaynakları arttırır. Ben böyle derim. Evet. Yani burada İslami astroloji de bunu söyler. Batı tipi astroloji de bunu söyler. Vajrayana da bunu söyler. O zaman aslanlar gelirlerine önem versinler. Ama unutma, Mars'ın da Aslan Burcu'nda bir pozisyoner sorunu Mars var. Mars Aslan'da bu aralar biraz gergin değil mi? Gergin, çatışmacı, sinirlenebiliyor. Önüne gelene bazen kavgacı olabiliyor. Bir de Güneş'in yükseldiği, yani asaret aldığı yerde Mars'ın pozisyonu baktığımızda ne yapıyor? Egolarla ilgili olaylar. Ama ne yapmış? Bir Akrep Burcu, Satürn'ün canını okuyor. Evet, 9 Eylül'de Aslan Burçlarının özellikle biraz dikkat etmesi gerekiyor. Sakın arkadaşlar, böyle aslanın o güneş egosu vardır ya, ben her şeyi bilirim, her şeyi yaparım, dans ederim, eğlenirim. Akrep'te Satürn var, tepene çöker. Evet, ama babayla falan tartışma. Babayla tartışma, patronla tartışma, otoriteyle tartışma. Eğer hızlı araba kullanıyorsan polis memuruna saygılı davran. Otorite konumundaki insan senin o Mars'ı söndürür. Çünkü Akrep'te bu nedir biliyor musun? Baskı, zorlama, güç, dayanık, çatışma. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Aslan burçlarının bazı yakınlarında tansiyon problemlerine sebebiyet verir. Ben Aslan burcundaki Mars'ı sevmem. Evet. Çok güçlüdür. Çok güçlüdür, çok etkilidir. Bir de bunun retrosu ne kadar beraber biliyor musun? Neyse bu ileride. Evet, sen devam et. Evet, 9 Eylül'de yine bir burç hareketimiz var. Merkür terazi burcuna geçecek. Merkür'ün terazi burcuna geçmesi aslanların yakın çevre ilişkilerini biraz canlandırabilir. Belki kardeşleriyle, komşularıyla daha fazla diyalog içerisinde olacaklar. Kısa seyahatler artabilir. İletişim hayatlarında hızlanabilir. 11 Eylül'de Venüs Akrep Burcu'na geçecek. Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesi aile ve ev hayatına dikkat çekiyor. Belki evlerinde bir güzelleştirme çalışması, tadilat, dekorasyon. Aile üyeleriyle ilgili güzel haberler, evlenme, çocuk, gelinler, damatlarla ilgili güzel haberler, ev almak, ev satmak, evle ilgili gelirlerin artışı. Venüs yalnızca burada tabii ki şöyle bir özellikle, yani Akrep'ten göre Jüpiter'den ve Satürn'den de destek alacak. Evet. Bu o zaman biz ne diyoruz? 8 Ekim'e kadar olan dönemde
zaman zaman bu dediğimiz konularda bir artış olacak. Bir de şu şey var ya, çok önemli bu 18 Eylül'de. Venüs'ün Satürn'le kavuşumu var. Çok 4. evde. Aslanlar için. Bu ev içerisinde belki aile üyeleriyle ciddi bir oluşum olabilir. Bir ev alımı olabilir. Mülk, yatırım uzun vadeli. Yani taşınmaz mülk alınması. Evet, evet. Taşınmaz mülk alınması, toprak alınması, toprağa ekim yapılması. Hadi şu 19 Eylül'de anlat. Evet, Demirhan'ı ben anlatayım. Ayın önemli bir olayı da Balık Burcu'nda yaşanacak. Dolunay olacak. 19 Eylül'de 26 derece Balık Burcu'nda olacak. Aslanlar için 8. evde olduğu için birazcık zorlayıcı olabilir açıkçası. Bunun da ismi, hadi demin İslam'ı açıkladık ya, bunu da Tibet sisteminde açıklayalım. Bu Moksha Sana dediğimiz açı. Evet. Moksha Tibet astrolojisinde, okült astrolojide Moksha Sana. Kazalara dikkat, evet. Vücutta sivilcelere dikkat, evet. Dişle ilgili sorunlara evet. dikkat, diş eti problemlerine hı-hı. dikkat, çenene dikkat, dilini çok uzatma, çevrendeki insanlarla gerginleşme, evet. parasal kayıplar olabiliyor, bankalardan alacağın kredilerle evet. ilgili dikkat. İletişim sorunları olabiliyor. Bu dönemde borçlanmayın, ödeyemezsiniz. Evet, zor olabilir, evet. Operasyon olabilir ama borçlanmayın. Yani bu Moksha Sana, Moksha Taha, Moksha Handa dediğimiz pozisyonlar bunlar. Bu Plüton, Sextil, Mars kara açıda, Merkür, Jüpiter kara açıları ödeyemez anlamına gelmiş. Arkadaşlar daha çok şey var. Ama biliyor musunuz? Burada ben size 29 Eylül'deki Merkür Akrep'ten biraz bahsedeceğim. Evet, bahsedelim ondan. İşte ev yaşamı, aile yaşamı ile ilgili haberlerin artması, anne baba iletişimi, annenin babanın seyahatlerden geri gelmesi ve anneye ve babaya doğru seyahat edilmesi, bayram öncesi hazırlıklar, akraba görüşmeleri bunları temsil eder. Yalnızca tabii ki arada çok güzel günlerimiz var. O kadar keyifli günlerimiz var ki, ama bildiğiniz gibi kısa bir zamanımız var. Bilinçokuru Haber Merkezi olarak. Bilinçokuru günlük astroloji haber merkezinde Sayın Demet Baltacı'nın yorumlarıyla gün gün bunların ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Sizi seviyoruz, sevimli kediler. Bye. Hoşçakalın. Güle güle.